Herkese merhabalar. 10. sınıf fizik dersimizde hangi konularımız var? Hangi konular daha zor? Hangileri daha kolay? Gelin beraber bakalım. Şimdi bir kere 10. sınıf fizik dersimizde 4 tane ünitemiz var ve biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımız müfredatı güncelleme kararı aldı ve 9. sınıftan itibaren bu sene bütün fizik dersimizin müfredatı güncelleniyor. Ama 10. sınıfta bu sene güncelleme yok. Dolayısıyla rahatız. Geçtiğimiz senenin müfredatıyla aynı müfredatı takip edebiliriz. Peki neler var? Bir kere elektrik ve manyetizma bizim ilk konumuz ve İkinci konumuz basınç ve kaldırma kuvveti, ardından dalgalar, ardından optik olmak üzere 4 tane ünitede biz 10 fiziği bitirebiliriz diyebiliriz. Peki neler var bu konuların alt başlıklarına bakmadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Biz bir kere 10. sınıf kanalımızda, YouTube kanalımızda süper bir şekilde bütün bu konu anlatımlarını teker teker yapacağız. Tabii bunu yaparken de videoları izledikten sonra soru çözmek gerekecek. Bu çok önemli çünkü pratik yapmadan bir konuyu öğrenemeyiz. Dolayısıyla burada kullanacağımız kaynakları da hemen göstermek istiyorum. 0-10 sayısal setimizi kullanacağız ve Dinamo sayısal setimizi kullanacağız. Bunların içerisinde sadece sayısal derslerimiz var. Sözel setlerimiz de var tabii ki. Burada konu anlatımı soru bankalarımız var. Bütün konuları takıldığınız zaman, konuları anlamadığınız zaman buradan çalışarak yapabilirsiniz. Burada da direkt soru bankalarımız var. Hemen şuradan sayısal setimize, sayısal kitabımızı iki tane gösterdikten sonra konulara geçelim. Bu matematik kitabımızdı. Bu biyoloji, bu kimya kitabımız, bu da fizik kitabımız. Bu fizik kitabımızın mantığı şöyle. Solda konu, sağda soru. Solda konu, sağda soru şeklinde ilerleyen bir mantığı var. Ve bu şekilde bütün konuları teker teker işleyebilirsiniz. Dinamo kitabımızın mantığı da, Dinamo kitaplarımız da aslında soru ihtiyacımızı karşılayacak kitaplar. Yine burada da bütün sayısal branşlarımız var. Matematik, kimya, fizik ve biyoloji olmak üzere. Fizik kitabımızda da, Dinamo kitabımızda da hem örnek soru, rehber soru, rehber çözüm, ardından 4 soruluk testlerle, ardından bir de tarama testlerimiz var. Ardından ÖSYM modeli testlerimiz var. Aynı zamanda ALFL testlerimiz, yazılıya hazırlık sayfalarımız, gerçekten de çok kapsamlı bir soru ihtiyacını karşılayacağımız bir kaynak diyebiliriz. Bir kere ilk konumuz birinci ünitede elektrik konusu aslında. Elektrik ve manyetizmaya bakacağız. Elektrik akımının ne olduğunu öğreneceğiz. Potansiyel farkın, yani voltajın ne olduğuna bakacağız. Direncin ne olduğuna bakacağız. Burada dikkat edelim, bu ilk konu olduğu için sınavlarda çok çıkıyor ve harflendirme yöntemiyle soruları çözmeye bakacağız. Onları öğreteceğiz size, merak etmeyin. Ve ohm yasası bizim için çok değerli ve lamba parlaklığı da her zaman yazılıların en favori sorusudur diyebiliriz. Peki elektrik devlerine bakacağız. Elektrik devleri nasıl kurulur ona bakacağız ve mıknatıs ve manyetik alanla manyetizmaya giriş yapacağız. Ardından da akım ve manyetik alan ilişkisini öğrendikten sonra bu üniteyi bitireceğiz. Tabii kapsamlı bir ünite, ben çok hızlı anlatıyorum ama bir ilk başta hangi konuları işleyeceğimizi bir öğrenelim. Bir kere ikinci ünitemizde de basınç ve kaldırma kuvveti. Normalde bu sene basınç ve kaldırma kuvveti 9. sınıfa geçti ama biz bundan etkilenmiyoruz. 10. sınıf olduğumuz için rahatız diyebiliriz. TYT'de inanılmaz çok çıkan bir konu diyebiliriz. TYT'de mutlaka çıkıyor. Her ikisinden de soru geliyor ve basınç da katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncı, açık hava basıncı ve benzeri, bunları öğrendikten sonra Arşimed'in bulduğu kaldırma kuvvetiyle ilgili sorular çözeceğiz. Soru tipleri burada çok önemli. TYT'de özellikle bu soru tiplerinden çok soru geliyor. Üçüncü ünitemizde ise dalgalar konusu geliyor karşımıza. Bir kere 12. sınıf çembersel hareket konusunun temelleri burada atılıyor ve 2024 TYT'de bu konu çıktı. Ne var burada? Dalgalarla başlıyoruz. Ardından yay dalgası, su dalgası, dalgaların genel özellikleri öğrendikten sonra yay ve su dalgalarına bakıyoruz, ses dalgalarına bakıyoruz ve deprem dalgalarına bakıyoruz. Yani farklı çeşit dalgaları inceliyoruz ama dikkat edelim, burada su dalgaları birazcık daha işte girişim desenleri ve benzeri, aralıkları, işte lambda ve benzeri, dalga boyu, bunların hepsini teker teker beraber işleyeceğiz. Ama şimdi de geldik en son konumuz. En son konumuz birazcık kapsamlı bir konu. Dördüncü ünitemiz optik konusu. En uzun konu diyebiliriz ve konunun ezberi gerçekten çok. Ve burada aydınlanmayla başladıktan sonra basit, bu nispeten basit, gölge de basit, yansıma da basit, düzlem ayna da basit, ardından da küresel aynalar,
kırılma, mercekler diyerekten gerçekten birazcık kapsamlı kısımlara geliyoruz. Burada odak noktaları var, merkezler var, görüntü oluşumu var, kırılmalar var ve benzeri. Bu kırılmalardan sonra merceklerin yapısını inceleyeceğiz. İnce kenarlı, kalın kenarlı mercekler, bunların nasıl görüntü oluştuklarına bakacağız, prizmalara bakacağız ve renk kavramını yaptıktan sonra optik konusunu bitirmiş olacağız. Ama gerçekten kapsamlı bir konu. Uzun bir konu ve bunu yaptığımız zaman artık bütün 10. sınıf fiziği de tamamlamış olacağız. Unutmayın, biz bütün bu sene boyunca size 10. sınıf kanalımıza yardımcı olacağız ve YouTube kanalımızdan ücretsiz videolarla size destek olacağız. Bunu yaparken tabii ki 10. sınıf dinamo sayısal setimizi ödev olarak kullanacağız ve 0'dan 10'a sayısal konu anlatımı soru bankaları setimizi de ödev olarak kullanacağız. Hadi bakalım, bu kitapları da elde edip hemen ders çalışmaya hazır hale gelebiliriz. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.